Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of Story 2 Türk ve Lisan serimizin yeni bir bölümüyle daha yine karşınızdayım dostlar. Biliyorsunuz ki Türkmenistan devleti en son Tunus tarafından hain bir saldırıya maruz kaldı ve bu hain saldırının sonucu Tunus'un bir kambe katılarak mağlup edilmesiyle bitti. Netice bu oldu. Gerçekten belki de son 100 yılın, son 1000 yılın en büyük direnişlerinden bir tanesini gerçekleştirip bitti, öldü denilen Türkmenistan'ı Tunus'a karşı muzaffer kılmayı başardık dostlar ve bugün daha pek çok devlete karşı Türkmenistan'ı yine muzaffer kılmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Fakat bugün geleceğe dair, geleceğe dönük bizi en çok rahatsız eden, bizim başımızdaki en büyük bela olan Çin devletine karşı büyük bir plan gerçekleştireceğimiz bir strateji kurduk. Yani şöyle bir strateji. Şimdi bu ülke kim abicim? Çin. Bizim başımızın en büyük belası. Bizi Orta Asya'daki ana yurdumuzdan eden, tamamen bizi oradan atan ve kanunsuz şekilde bizim topraklarımızda bulunan Çin devleti bizim hem şimdiki hem de gelecekteki en büyük sıkıntımız. Şimdiki sıkıntımız olmasında bir problem yok ama neden aynı zamanda gelecekteki sıkıntımız? Çünkü Çin devleti çok güçlü ve şu anda hiçbir devlet tarafından mağlup edilemeyecek bir durumda. Dolayısıyla Çin'i bir şekilde bir oluşumun beraber, yani bir şeyler yapıp birleşip toplanıp yok etmesi lazım. Aksi takdirde bu adamlar hiçbir şekilde yok edilemeyecekler abi. İşte biz de bunu bilerek şöyle bir olaya el attık ve şöyle bir plan kurduk abi. Şimdi Çin devletini, en azından Çin'in civarlarında mağlup edebilecek sadece iki tane devlet var. Aslında bunlar da tek başına mağlup edemezler. Bunlardan bir tanesi Rusya, bir tanesi Japonya. Dediğim gibi Rusya tek başına Çin'i mağlup edemez. Ya da Japonya tek başına Çin'i mağlup edemez. Çünkü Çin'in ekonomik üstünlüğünün yarı sıra ciddi bir nüfus üstünlüğü de var. Ve istediği kadar ordu basabilecek bir ülke Çin devleti. Dolayısıyla bu iki devletin beraber yok etmesi gerekiyor Çin'i. Yani biz şimdiden hem Rusya ile hem de Japonya devletleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye başlatıp Rusya, Türkmenistan ve Japonya arasında üçlü bir müttefiklik kurmaya çalışacağız. Bu müttefiklik Çin'in sonunu getirecek olan müttefiklik olacak abi. Zira Rusya 2 milyon, Japonya ise 4.3 milyonluk bir ekonomiye sahip, topladığınızda 6.3 milyonluk bir ekonomi ve Çin ekonomisini geride bırakıyor bu bahsettiğimiz sayı. Beraber eğer bunlar müttefik haline gelirlerse nüfusları da belli bir oranda artmış oluyor beraber çalışacakları için ve iki devlete karşı tek devlet savaşmış olacak. Dolayısıyla Çin iyice avantajını kaybetmiş bir konuma düşecek. Burada bu üçlü müttefikliği kurmamızın önünde sadece bir tane engel var. O da Rusya ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkiler. Maalesef birbirleri arasındaki diplomatik ilişki -95 gibi, gerçekten çok kötü bir raddede. Dolayısıyla aralarında her an böyle üflesen savaş çıkacak bir ilişki var ve biz böyle ilişkilere sahip iki devleti birbirleriyle müttefik yapmaya çalışıyoruz. İşimiz zor gerçekten. Nasıl bir işe giriştiğimizin farkında olmalıyız biraz da. Şimdi biraz da biz kendi işimize bakalım. Şimdi biz son olarak Tunus devletini ele geçirdik ve gerçekten el değmemiş ve son derece değerli topraklara sahip olan bu Afrika coğrafyasına girişimizi yapmış bulunduk. Bu bölgede gerçekten ekonomisi fena olmayan, en azından ele geçirdiğimiz takdirde hiç fena olmayan istihdamlı bir nüfusları elimize geçirebileceğimiz topraklar var. Mesela Fas'ta 18 bin nüfusu olan bir toprak var. Palermo bölgesinde, Sicilya'da Fas'taymış bu arada, ben yeni fark ettim onu. Sicilya'da da bir adet toprakları varmış. Veyahut da şöyle bir nüfus haritasını açarak baktığımızda tekrardan, özellikle Afrika'nın orta kesimlerine doğru indiğinizde gerçekten yine nüfus açısından son derece zengin topraklar bulunmakta. Tabii buraları ele geçirmek kolay olmayacak. Zira örneğin örnek vermek gerekirse Etiyopya devleti 1.3 milyonluk bir ekonomiye sahip. Ben 132 toprakla 969 bin nüfusa sahibim. Adamlar 48 toprakta 1.3 milyon nüfusa sahipler. Dolayısıyla bu adamları ele geçirmek zor. Çünkü sürekli istedikleri yerde istedikleri kadar ordu basabilirler. Ama bunları ele geçirdiğimiz takdirde de gerçekten öyle büyük bir nüfus artışı elde etmiş olacağız ki bu bölgeler, ele geçirdiğimiz bu bölgeler diğer ülkelere karşı savaş ilan ederken bizim için adeta bir üs olarak kullanılabilirler. Bu sebeple özellikle bu bölümde Afrika'daki ilerleyişlerimize devam etmeye gayret göstereceğiz. Türkiye ile de ilişkilerimizi geliştirelim. Kısa bir süreliğine Türkiye ile müttefiklik kesinlikle düşünülebilir veya Türkiye ile müttefik olmadan direkt Rusya ile bir müttefiklik de kurulmaya çalışılabilir. Zira eğer arkamızda bir müttefik olmazsa ani savaş ilanları karşısında elimizin kolumuzun bağlandığını sizlerle beraber Tunus Savaşı'nda hep beraber gördük. Neden? Çünkü bizim istihdamlı bir nüfus denen şeyden yok abi. En fazla ordu basabileceğimiz alandan toplam 2200 ordu çıkıyor ki bu sayı inanılmaz düşük bir sayı. Yani ben şimdi sıradaki ilan edeceğim savaş için bile nasıl ordu basacağımı hiç bilmiyorum, inanın bana.
Şu anda bu arada Fas Devleti de bir yandan Polonya ile savaşıyor. Polonya sürekli olarak Avrupa'daki, İtalya'daki ordularını donanma olarak getirip Fas'a çıkarma atmaya çalışıyor. Ve Fas tamamen bunları engellemek üzerine şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Evet, gördüğünüz üzere bakın Polonya yine orada birkaç toprağa hakim oldu. Fas yeniden onları attı. Bu döngü sürekli böyle devam edecek ve Fas'ı bu döngü güçsüz düşürecek. Biz de güçsüz düşmüş Fas Devleti'ni elimize geçirerek iplerini çekeceğiz abi. Bu arada dişim ağrıyor. Biliyorsunuz belki bilenleriniz vardır. Böyle dişin ağrıdığı kısmı, hangi dişiniz ağrıyorsa o bölgeye şöyle birazcık soğuk su temas ettirirseniz eğer oradaki ağrı geçiyor abi. Ben de şu anda o sebeple su içiyorum ve bugün oruç tutamadım. Aşırı dişim ağrıyor. Normalde video çekmeyi de düşünmüyordum. Ama çekiyoruz abicim, bakalım. Evet, şimdi şu anda hali hazırda yaptığımız nüfus yatırımları sona erdikten sonra artık Fas Devleti'ne ordularımı basıp savaşımı ilan edeceğim. Zira şu anda yaptığım nüfus yatırımları istihdam devrinin nüfusuma biraz olsun muhtemelen katkı sağlıyordur diye tahmin ediyorum ben. Ve buradan gelecek olan bu istihdam devrinin nüfusla da Fas Devleti'ne savaşımızı ilan edeceğiz. Evet, paramız bitti. Mallar verdiğimiz parayı tamamen kesebiliriz. Bu arada Avrupa'da da dönen önemli savaşlar var. Şu anda... Oha! Oha lan! Şu anda Rusya devleti ciddi ciddi Almanya'yı almış, Fransa'yı almış ve İspanya'nın üzerine doğru devam ediyor. Aslına bakarsanız bu benim için iyi bir şey. Çünkü ben Rusya ile müttefik olup Çin'i çökertmeyi düşünüyorum. Ve Rusya'nın güçlenmesi benim için her zaman daima bir artıdır abi. Hatta Rusya ile müttefik olabilmek için de ilişkilerimizi biraz daha geliştirmemiz muhtemelen yeterli olacaktır. Dolayısıyla şu anda yapmamız gereken şey diplomatik ilişkilerimizi Rusya ile sürekli yukarıda tutup beklemek. Ve bir gün Rusya devletiyle müttefik olacağız. Ve Rusya, Japonya, Türkmenistan üçlü ittifakını bir şekilde kuracağız. Ben buna inanıyorum en azından. Bizim Japonya ile olan diplomatik ilişkilerimiz de gerçekten çok kötü. Gerekli diplomatlarımızı gönderdik ve işlemleri başlattık efendim. En kısa zamanda Asya'nın en güçlü devletlerinden ve en büyük ekonomisine sahip olan devleti Japonya ile Türkmenistan'ın ilişkilerinin bir yükseliş trendine geçeceğini tahmin ediyorum. Umalım ki öyle olsun. Şimdi artık yavaştan bence ordu basım işlemlerine başlamalıyız. Zira Fas'a artık savaşımızı ilan etmemiz gerekiyor. Şöyle hemen başlayalım hatta bence. Özellikle Nil Nehri kıyılarından, Mısır coğrafyasından biraz daha ordu toplayacağım. Yani Fas'ı ele geçireceğimiz orduyu, Afrika'da bir devleti ele geçireceğimiz bir orduyu Afrika'da basacağımız ordularla toplayalım. Böylece kardeşim coğrafyayı bilirler, daha rahat şekilde savaşırlar ve biz de zaferle bu savaştan ayrılırız diye tahmin ediyorum. Şöyle hemen bütün ordularımızı bir toplayalım. Toplam ne kadar ordu toplamışız şu anda? Evet, 50 binlik bir ordu. Biraz daha üzerine eklemeler, ilaveler yapıldıktan sonra, takviyeler gerçekleştirildikten sonra Fas Devleti'ni mağlup edebilecek kadar büyük bir ordu ortaya çıkarmış olacağız. Şöyle hemen bir toplayalım bakalım orduyu. Yanlış yere yolladım. Tamam, sıkıntı değil. Onu hemen bir düzeltelim. Evet, şimdi toplam, hatta şöyle bir şey de yapalım. Evet, toplamda 70 binlik bir birlikle Fas Savaşı'na hazırız dostlar. Şöyle her bir sınıra 15 bin ordu yerleştirirsem ne kadar açık kalıyor acaba? Şöyle bir bakalım. Evet, 5000, 15000, toplam 20 binlik bir ordu daha gerekiyor yani bana. 20 bin ordu daha basacağız. Ve kalan topraklara da ordularımızı yerleştirerek Fas'a karşı savaşımızı ilan edeceğiz. Şöyle hemen basalım orduları. 20 binlik ordu lazım abicim, unutmayalım. Evet, gayet güzel, gayet güzel. Evet, toplam 21 bin toplamışız. 1414'ü terhis edelim, tamamdır, gayet güzel. 5000 ordu buraya takviye gelecek, 15000 ordu da Tize Oğuzodu. Oğuzodu değil mi? Oğuzo, aynen öyle. Oradaki bölgeyi oluşturacak. Tamamdır, güzel. Şimdi bekleyelim. Fas tamamen düşmanlarını kendi topraklarından atsın. Sonra da savaşa girelim. Evet, bir an atamayacak diye korktum ama neyse ki Fas düşmanlarını topraklardan atmayı başardı. Evet, artık savaşımızı ilan edebiliriz. 12 Ekim 2107 Türkmenistan Devleti Afrika'daki gücünü iyice pekiştirmek ve arttırmak adına Fas Devleti'ne savaşını ilan ediyor ve büyük ihtimalle tamamen boş topraklara gireceğiz abi. Çünkü bu kadar uzun süre savunma hattında kalmış ve bu kadar büyük kayıplar vermiş bir devletin şu anda bize karşı ve elimizde bulunan bu ordulara karşı savunma yapması neredeyse imkansız bir durum. Dolayısıyla bizim için basit bir savaş olacak ve tamamen boş topraklara gireceğimiz ordularımız için talim niteliğinde bir harp. Evet, gayet güzel. Şöyle devam edelim. Ne kadar toprak kaldı kardeşim? Şu anda %42'lerini ele geçirmişiz. Yani daha yarısı bile bizim elimize geçmemiş. Fas coğrafyası da gerçekten hani eyalet sayısı bakımından büyük bir coğrafya. Onları da öyle ele geçirmek o kadar kısa sürecek bir işlem değil. Gerçi şuradan devam etsen çok güzel olurdu ama neyse. Zaten büyük ihtimalle 2 tur içerisinde bütün Fas bizim elimize geçmiş olacak. Aynen öyle, tahmin ettiğimiz gibi oldu. Sadece 1 tur kaldı geriye. Ve evet, bütün Fas toprakları değil.
Şurada bir tane daha toprakları var. Evet, unutmuştum orayı. Palermo toprağını da hemen kendi elimize geçirelim. Gayet güzel ve 3 ay süren bir savaş sonucunda %100'ünü elimize geçirmeyi başardık Fas topraklarının ve yapılan Rabat barış antlaşmasıyla beraber bütün Fas toprakları Türkmenistan'ın eline geçti. Böylece Türkmenistan devleti Avrupa'dan da ilk toprağına sahip olmuş oldu. Dostlar, Palermo toprağıyla beraber Sicilya'da ilk Avrupa toprağımıza sahip olduk. Şöyle hemen ordularımızı bir toplayalım. Bizim için zaten az önce de söylediğim gibi talim niteliğinde bir savaştı ve birliklerimizi fazla yoran bir savaş değildi. Evet, tabii buralarda sürekli olarak isyancılarla uğraşmamız gerekecek. Doğru, buna hesaba katmamıştım ben. Çünkü bu bölge şu anda düşmanlar tarafından pek çok kez yağma yapılmış bir bölge. Aslına bakarsanız bir süre burada ordularımızı tutsak hiç fena olmaz. Vergilerimiz zaten %0'da olduğu için kısa bir süre içerisinde o bölgedeki mutluluklar toparlanır diye tahmin ediyorum ben. Bir süre ordularımız o bölgede beklesinler. Zira o bölgede çıkacak olan isyanları durdurması için bölgeye ordu lazım. Normal olarak. Ne kadar ordu varsa bir yollayalım. Evet, gayet güzel. Bütün önlemlerimi aldım şu anda. Hemen orada bir gelsin. Oo, bir yerde daha isyan çıktı. Tamam, neyse ki orada benim birliklerim bulunuyordu. Direkt olarak hallettik. Anlaşılan o ki Fas bölgesinde isyancılarla sürekli olarak uğraşmaya devam etmek zorunda kalacağız gibi görünüyor. Yapacak bir şey yok. Yani mecburen uğraşacağız bu elemanlarla. Evet, gayet güzel. Fazla da bir şey kalmadı. Evet, bunları da bitirdik, tamamdır. Şimdi asimilasyonlara başlamamız lazım bizim acilen. Aksi takdirde bu isyanların ardı arkası kesilmeyecek ve sürekli devam edecekler. Bir yerde artık dur dememiz gerekiyor bizim de bu isyanlara. Evet, güzel. Pek çok bölgede başlattım şu anda asimilasyon işlemini. Bu asimilasyonlar tamamlandıktan sonra zaten bölgede isyan diye bir problem muhtemelen kalmayacaktır. Şöyle hemen devam edelim. Çok güzel. Ne kadar kaldı? Birkaç tane toprak kalmış. Tabii şu anda o bölgede benim ordularım bulunduğu için de normalden daha yüksek görünüyor oradaki asimilasyon değerleri ama ordular o bölgeden çekildiğinde gerçek asimilasyon değerleri ortaya çıkacak. Aslına bakarsanız artık ordularımızı da o bölgeden çekebiliriz. Zira isyan gibi bir risk kalmadı gibi görünüyor. Özellikle Türkmenistan hükümetinin uyguladığı sıfır vergi politikası yeni fethedilen topraklardaki halkın, yeni fethedilen topraklardaki insanların daha refah bir şekilde yaşamasına, böylece isyanların minimum derecede boy göstermesine sebebiyet veriyor. Bu bizim için güzel bir haber. Yani bu sıfır vergi politikasına neden devam etmemiz gerektiğinin küçük bir kanıtı. Şöyle hemen biraz daha simülasyonları tamamlayalım. Tam bu kadarı yeterli ya. Daha fazlasına bence ihtiyaç yok, gerek yok. Evet, bu kadarı yeterli. Geri kalanlar zaten %90 civarlarının çok üzerinde. Tamamdır, gayet iyi. Şimdi mallar yatırımına devam edelim. Ülkemizi uzunca bir süre nüfus yatırımına sokmayı düşünüyorum ben. Ve bu nüfus yatırımları istihdamda bir nüfusumuza iyi etki ettiği takdirde de böyle büyük devletleri karşıma alabilecek bir güç olduğum takdirde, yani Türkiye'ye artık savaşı ilan etmeyi düşünüyorum. Zira benim buradan, Türkiye'den başka çıkış kapım yok. Türkiye'yi fethetmediğim sürece, Türkiye'yi almadığım sürece ne doğuya doğru, ne batıya doğru, ne kuzeye doğru hiçbir şekilde ilerleme imkanım yok. Sadece Afrika'ya doğru ilerleyebilirim. Afrika'daki ülkelerin de ekonomileri belli. Bütün Afrika'yı alsan çıkaracağın ekonomi bir tane Çin etmez büyük ihtimalle. O sebeple benim bir şekilde Türkiye kapısını açmam ve oradan yeni coğrafyalara yelken açmam gerekiyor. Ki zaten Büyük Selçuklu'yu formlamak için de Türkiye topraklarının neredeyse tamamı gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye Savaşı kaçınılmaz bir durum. Türkiye Savaşı kesinlikle gerçekleştirilecek. Şimdi amacımız Rusya ile bir müttefiklik anlaşması imzalamak ama sürekli olarak geriye giden bir ilişkimiz şu anda Rusya ile söz konusu. Bu da tabii ki benim için kötü bir haber. Yani daha bundan birkaç sene önce Rusya ile rahat bir şekilde müttefik olabilecek kadar çok ilişkiye sahiptim. Fakat şu anda tam tersi bir durum söz konusu. Rusya ile ilişkilerim gitgide kötüleşiyor. Ve yine hakaret etmişler. Dolayısıyla evet, Rusya ile bizim müttefiklik işi galiba yatacak gibi görünüyor. Şimdi bizim nüfus haritasına bir tekrar bakalım. Evet, bakın gördüğünüz üzere artış var. 9000 lira kadar çıkmış istihdamda bir nüfus oranlarım. Daha da devam edeceğiz. Bu kadarı kesinlikle yetmez. Her bir topraktan böyle 20-25 bin ordu çıkarabiliyor olmam gerekiyor benim. Anlatabildim mi? Evet, Malta bana bir savaş ilan etmiş. Bir de Seyşeller bana bir savaş ilan etmiş. Çok gereksiz iki savaş ilanı gerçekten. İkisiyle de barıştım. Bu arada Malta'nın ekonomisi kaç? 593 bin mi? Oğlum, o zaman benim Malta'yı ele geçirmem lazım lan. Dur. Bizim barış antlaşması hemen bitsin. Ben orduları şimdiden yollayayım. Malta sınırlarına, Malta açıklarına. Evet, şu anda donanmalarımız Malta açıklarına demir attılar. Ve barış antlaşmasının bitmesini bekliyorlar efendim savaş ilanını vermek için. Bu savaşla beraber 593 binlik bir ekonomi Türkmenistan'ın hanesine yazılacak. Ve gelirimizi çok önemli ölçüde arttıracak bu durum.
Savaşımızı ilah ettik ve toprağı aldık. Gayet güzel. Keşke o kadar çok orduyla girmeseydim. Çünkü biraz zarar verdik toprağa. Neyse tamam. 576 bin ekonomisi var hala toprağın. Gayet güzel. Tacikistan'la da savaşa girmişiz bu arada. Benim için son derece gereksiz bir savaş. Çünkü ben artık Orta Asya'dan biliyorsunuz sürgün edildim. Göç etmek zorunda bırakıldım. Ve şu anda Afrika'da, Arap Yarımadası'nda vesaire gibi topraklarda karman çorman bir şekilde yaşıyoruz. Artık yeniden Orta Asya'ya dönüp düzenli hayata dönmemiz gerekiyor bizim. Rusya'yla yine ilişkileri geliştirmeye çalışacağım ama diplomatlarımız bile artık bu konuda gerçekten çok çaresiz kalıyorlar. Zira Rus diplomatların, Rus bürokratların bize karşı gösterdiği bakış açısı çok kötü. Bizi çok aşağılayıcı bir bakış açıları var. Sürekli kendilerinden aldığımız diplomatik hakaretler söz konusu. Sanırım Rusya bizimle iyi ilişkiler içerisinde bulunmak istemiyor ama biz yine de sonuna kadar bu işi zorlayacağız. Zira Çin'i yok edebilmek için tek çare bu abi. Başka bir çare yok maalesef. Karadağ ve Cebeli Tarık'tan gelen bir savaş ilanı söz konusu. Onlarla da barış antlaşmalarımızı imzaladık. Cebeli Tarık'ın ekonomisi ne kadar bu arada? 53 bin tamam, o kadar da fazla değilmiş yani. Bir Malta değilmiş abi. Artık bir dahaki bölümde kesinlikle Libya devletini fethedeceğim. Bu arada dostlar, normalde ben bu videoyu daha uzun tutardım ama diş ağrısından yemin ederim duramıyorum. Normalde canlı yayında yapacaktım. Eğer akşama kadar geçerse diş ağrım yaparım. Geçmezse maalesef yapamam, kusura bakmayın. Yavaştan bu videoyu burada noktalandıralım. Zaten zorla çektim videoyu. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer video beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı. Ben ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir. AgeOfStoryTurkey.com forumu ziyaret edebilir ve Instagram hesabımı takip alabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.